sizlerle sıfatlar konusunda işleyeceğiz. Biliyorsunuz ki sıfatlar sözcük türleri içerisinde yer almaktadır. Ve sözcük türleri TYT'de bol miktarda soru getiren soru tarzlarımızdan oluşmaktadır. Baktığımız zaman arkadaşlar sıfatların şöyle bir tanımını incelersek, isimleri niteleyen sözcüklere biz sıfat diyoruz. Diğer bir tanım ise arkadaşlar, isimleri arkadaşlar durum, şekil, boyut, işaret, sayı bakımından niteleyen her türlü sözcüğe sıfat denir. Şimdi arkadaşlar sıfatları biz kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Baktığımız zaman niteleme sıfatı ve belirtme sıfatı diye iki koldan ayırdık. Peki niteleme sıfatı nedir? N harfini çiziyoruz ve bir tane daha N yazıyoruz. Nasıl sorusuna cevap veren ve isimleri nasıl sorusuyla niteleyen sıfatların hepsi arkadaşlar niteleme sıfatı içerisine girer. Peki diğer sıfatlarımız nelerdir? Sayı sıfatı, işaret sıfatı, belgesiz sıfat ve soru sıfatı olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman arkadaşlar sayı sıfatı kendi arasında yeniden dörde ayrılıyor. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, kesim sayı sıfatı ve üleştirme sıfatı. Bizim sıfat bulma yöntemlerimizden birisi arkadaşlar sorularını bilmek. Niteleme sıfatını az önce söyledik. Nasıl sorusuna cevap verenler niteleme sıfatıdır. Sayı sıfatının sorusu arkadaşlar kaç, kaçıncı, kaçar sorularından oluşmaktadır arkadaşlar. Bakıldığı zaman kaç sorusunun cevabını arkadaşlar asıl sayı sıfatı özellikle verir. Bir de kesir sayı sıfatı. Kaçıncı sorusunun cevabını sıra sayı sıfatı, kaçar sorusuna ise arkadaşlar üleştirme sıfatı verir. Evet, şimdi devam ediyorum. İşaret sıfatının arkadaşlar sorusu hangi? Soru sıfatı da arkadaşlar bu soruların toplamını oluşturuyor aslında. Bunları birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Yan tarafta arkadaşlar baktığımızda bir örneğimiz var. Evet arkadaşlar örneğimizi incelediğimiz zaman uzun boylu, kirli sakallı, aksak ayaklı bir adam. Şimdi biz tekrar sıfat konusuna döndüğümüz zaman sıfatın arkadaşlar durum, şekil, boyut, işaret, sayı bakımından nitelediğini gözlemliyoruz. O zaman buradaki kelimelerdeki arkadaşlar bu niteleyen sözcükleri veyahut da işaret eden, sayan kelimeleri göstermemiz gerekiyor. Uzun boylu, kirli sakallı, aksak ayaklı bir adam. Adam kelimesi buradaki ismimiz. Başka isim var mı aslında burada baktığımız zaman? Boy kelimesi de isim, sakal kelimesi de isim, ayak kelimesi de aslında isim. Ancak uzun boylu, nasıl boy uzun boy, nasıl sakal kirli sakal, nasıl ayak aksak ayak bir kelimesi zaten orada sıfat. Bu tamlama arkadaşlar, sıfat tamlaması, sıfat grubu hepsi adamı niteliyor farkındaysanız. Adama nasıl adam diye sorduğum zaman cevap olarak uzun boylu, kirli sakallı, aksak ayaklı bir adam olarak karşıma çıkıyor. O zaman biz buraya komple arkadaşlar sıfat diyoruz. Devam edelim. Homurdanan insanlar. Evet, insan kelimesini görüyoruz ve soruyoruz. Nasıl insanlar? Homurdanan cevabını veriyor. Tekrar arkadaşlar bunun sıfat olduğunu görüyoruz. Devam ediyorum. Bir süre, ne kadar süre? Bir süre arkadaşlar. Tekrar bir sıfat görüyoruz. Şişman, kırmızı gömlekli çocuğu. Evet, burada çocuk kelimesi isim. Nasıl çocuk arkadaşlar? Çocuğun özellikleri nedir? Şişman olması, kırmızı gömlekli olması çocuğumuzun özellikleri. O zaman baktığımız zaman gençler bu da bizim için sıfat olarak görünüyor. Devam edelim. Süzdükten sonra lafa başladı. Mavi evde. Evet soruyorum. Nasıl ev? Cevap veriyor. Mavi. Yani bana evin özelliklerini gösteriyor. Bu yüzden tekrardan sıfat diyoruz. Oturan kadın. O zaman kadın kelimesi isim. Tekrar soruyorum. Nasıl kadın? Mavi evde oturan kadın cevabını alıyorum. Burayı arkadaşlar birleştirmek durumundayım. Devam ediyorum. Bir yıl önce. Evet. Bir kelimesi arkadaşlar bize sayı bildiriyor. Tekrardan bir sıfat olarak.
tekrardan sıfatımızı görüyoruz. Sonrasında yas tutuyordu. Onun bu haline. Evet. Hal kelimesi isim. Hangi hali? Bu hali arkadaşlar. Tekrar sıfat olarak karşıma çıkıyor. Kalbi atan her insan üzülür. Evet, soruyorum. Bu insan özelliği neymiş? Kalbi atan kelimesini alıyoruz. Sonra peşinden her de geliyor. O zaman kalbi atan her insan arkadaşlar, burada tekrar bir sıfat ve sıfat tamlamasını arkadaşlar oluşturuyor diyoruz. Evet arkadaşlar, sıfatların çeşitleriyle devam ediyoruz. Baktığımız zaman ilk başta niteleme sıfatlarını anlatacağız. Sıfatlar için hep şunu yapıyoruz. Bir isim olmak zorunda. İsim arkadaşlar önüne gelen bir sıfat. Niteleme sıfatının sorusu az önce de belirttiğim üzere ne nasıl sorusuna cevap veren isimlerden önce gelen sözcükler arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Evet, şimdi baktığımız zaman nasıl sorusu arkadaşlar Türkçe'de iki şey cevap verir. Birincisi durum zarfı, ikincisi niteleme sıfatı. Bunun örneklerini kargo bir şekilde yazmadım, ayrı ayrı yazdım. Birazdan inceleyeceğiz. Şimdi sıkıntılı günler. Soruyorum nasıl günler? Sıkıntılı cevabını alıyorum. Birinci sıfat cepte. Devam ediyorum. Büyüdükçe suskun, umursamaz, içe kapanık bir çocuk oldu. Evet, çocuk kelimesinin isim olduğunun farkındayım. Soruyorum bu çocuğun özellikle nelerdir? Suskun, umursamaz, içe kapanık. Diğer kelimesi de tekrar arkadaşlar herhangi bir anlamında kullanıldığı için tekrar sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Evet, geldik. Ayağı kırık sandalyeye oturduğunu fark edemedim. Bir sandalyemiz var ve biz bu sandalyenin özelliğine baktığımız zaman ayağı kırık olması sandalyenin arkadaşlar özelliğini gösterdiği için tekrar niteleme sıfatıdır. Kırmızı boyalı, güneş gören, çiçekli bir ev hayal ederiz. Evet, ev kelimesi arkadaşlar buradaki ismim. Hadi ismin özelliklerini sayalım. Kırmızı boyalı olması, güneş gören bir ev olması, çiçekli olması arkadaşlar buradaki özelliklerimizdir. Bir kelimesi tekrardan sıfat ama niteleme değil. Az önce de belirttim. Bir kelimesi evet sıfat ama niteleme değil. Niteleme sıfatı olması için nasıl sorusuna cevap vermesi lazım? Yorgun gözler. Evet, göz kelimesini soruyoruz. Nasıl gözler? Yorgun diye ifade alıyoruz. Adım kelimesi isim. Bu adımın arkadaşlar özelliği neymiş? Ağır olmasıymış. O zaman baktığımız zaman bu yazmış olduğum, yuvarlak içine almış olduğum kelimeler arkadaşlar isimden önce gelip nasıl sorusuna cevap verirse bu onun niteleme sıfatı olduğunu gösterir. Şimdi alt tarafta okla gösterdiğim 4 örneğim var. Bunları inceleyelim. Umursamaz görünmek için çabalıyor. Görünmek kelimesindeki mek arkadaşlar bir isim. Yani fiilimsi. Fiilimsinin arkadaşlar önüne gelip fiilimsinin özelliğini söyleyen kelimelere zarf verir. O zaman burada kullanılan kelime umursamazla burada kullanılan umursamaz aynı olmadığını görüyoruz. Burada çocuk kelimesinin niteliği yok. Doğal olarak arkadaşlar niteleme sıfatına cevap veriyor. Burada ise fiilimsi niteliği yok. Doğal olarak zarf olarak karşıma çıkıyor. Hangi zarf çeşidi? Durum zarfı. Sıkıntılı oldu. Evet, nasıl oldu? Sıkıntılı. Tekrar başka bir örnekle örtüşen zarfımız arkadaşlar. Yorgun göründü. Nasıl görünüyormuş? Yorgun. Suskun çıkıp gitti. Nasıl çıkıp gitmiş? Suskun. Yani nasıl sorusu fiil veya fiilimsi nitelerse zarf, isimleri nitelerse sıfat olur arkadaşlar. Evet gençler, geldik belirtme sıfatlarına. Niteleme sıfatını az önce açıkladık. Nasıl sorusuna cevap veren sıfatlar niteleme oluyordu. Belirtme sıfatına geldiğimiz zaman işaret sıfatıyla başlıyoruz. Evet, isim her zaman gelecek. İsimden önce gelen bir kelime var. Ben buna hangi sorusunu sorduğum zaman bana cevap verirse bu işaret sıfatı olur arkadaşlar. Bu, şu, o, öteki, beriki kelimeleri arkadaşlar isimden önce gelip hangi sorusuna cevap verirse işaret sıfatı olarak karşılaşıyor.
karşıma geliyor. Evet, bu konular çok kolaymış dediğim zaman. Hangi konular diye sorduğum zaman bana bu diye işaret veriyor ve ardından ne olduğunu söylüyor. Konuyu niteliyorum ben, konuyu gösteriyorum diyor. Bu arkadaşlar işaret sıfatı olduğunu gösterir. Bu evler, hangi evler? Bu evler. Bu evleri de yine arkadaşlar sıfatımız. Bunları da, peki buradaki bunların ne olduğu belli mi? Şurada yazmasa bilemeyeceğim. O zaman arkadaşlar bu başka bir şey. Karışmıyorum. Öteki evde oturduğunu söyledi. Evet, hangi ev dediğim zaman öteki cevabını alıyorum. İsimden yine önce geldi. Yine bir sıfat. Şu gözlerinin yorgunluğuna bak. Hangi gözler diye sorduğum zaman bana yeniden arkadaşlar bu, şu, o, öteki, beriki gibi ifadeler veriyorsa bu işaret sıfatıdır. Şimdi bir şey yazmışız. İşaret sıfatıyla işaret zamiri karıştırılmamalıdır. Peki ben arasındaki farkı nasıl bulacağım? Sıfatı anlatırken en başından beri hep aynı bir ifadeyi kullanıyorum. Sıfattan sonra isim gelir. Zamirden sonra arkadaşlar isim gelmez veya zamir niteleyeceği sözcüğü söylemez. Çünkü zamirler ismin yerini tutan sözcüklerdir. O kelimesiyle bir örnek verelim. O kitaptan sonra her şey daha farklı. Şimdi burada o'dan sonra neyi nitelediğini ifade ediyor. Kitap kelimesini söylüyor. O zaman bu sıfat. Alt örneğe bakalım. Ondan sonra her şey daha farklı. Yani aynı örneğin arkadaşlar altına yazılmış hali, farklı olan yeri ise kitap kelimesi yok. O zaman olmadığını görüyorum. Neyi nitelediğini söylemiyor ikinci örnekte. Ondan sonra her şey daha farklı. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben buraya arkadaşlar kendimce bir şeyler yerleştirebilirim. Ne bileyim, annemi söyleyebilirim arkadaşlar. Annemin gelişinden sonra olabilir. Veya arkadaşlar yine burada olduğu kitap olabilir. Farklı bir arkadaşımdan bahsedebilirim. Veya arkadaşlar bir nesneden bahsedebilirim. Ne olduğunu bilmediğim için bu da arkadaşım zamir olarak karşıma geliyor. O evi temizlemek için çok uğraştı. Buradaki o kelimesinden sonra virgül gelmiş arkadaşlar. Peki buradaki o ne anlamda kullanılmıştır? Ayşe, Fatma gibi isimler yerine kullanılmıştır. Buradaki o arkadaşlar ismin yerine kullanıldığı için ve virgülle kestiği için zamir görevindedir. O evi temizlemek için çok uğraştı. Hangi ev diye sorduğum zaman bana o cevabını verdiği için buradaki ise işaret sıfatı olarak karşıma çıkıyor. Evet gençler, sayı sıfatıyla devam ediyoruz. Yine aynı şeyi çizdik. Fark ederseniz bir isim var. İsme sorduğum kaç, kaçıncı, kaçar kelimeleri bana sıfatı gösterecek. Ancak hangi sıfat bu sefer? Sayı sıfatı olarak karşıma çıkıyor. Evet, kaç sorusunun cevabı asıl sayı sıfatı veya kesir sayı sıfatı olabilir. Kaçıncı sorusu arkadaşlar, birinci, üçüncü, beşinci gibi cevaplar alacağım. Sıra sayı sıfatı. Kaçar kelimesi ise arkadaşlar üleştirme. Üleştirmenin anlamı paylaştırma. Üçer üçer aldık gibi, üçer üçer elma gibi örneklerle arkadaşlar üleştirme yaparız. Asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme, kesiri bir de ekleriyle, sorularıyla inceleyelim. Asıl sayı sıfatının arkadaşlar herhangi bir eki yoktur. Kaç sorusuna cevap vermesi yeterlidir. Bir de peşinden isim gelmesi gerekli. Sıra sayı sıfatına geldiğim zaman öncü ekini alıyor ve arkadaşlar sayılarla göstereceksem nokta ifadesiyle biz bunu hallediyoruz. Altıncı sırada oturuyorum. Altı nokta sırada oturuyorum yapabiliriz. Soru kaçıncı sıra diye sorduğum zaman cevap veriyor. Evet, burada arkadaşlar baş, orta, son, ilk kelimeleri de sıra sayı sıfatı içerisinde yer alabilir. Mesela son sınıfta okumak her zaman avantajlıdır gibi bir örnek verdik. Hangi sınıf son sorusuna cevap verdi arkadaşlar? Burada kaçıncı sınıf son sınıf gibi ifadeye cevap ver. Devam ediyorum. Orta sıradaki arkadaşımı çağırın. Kaçıncı sıra orta sıra gibi cevap verir. Evet, üleştirme sıfatına geldiğimiz zaman arkadaşlar arar ekini arkadaşlar alır. Sorusu da alır.
Yedişer elma yedik dersek arkadaşlar, burada kaçer tane yemişiz? Yedişer tane. Birleştiriyorum, paylaştırıyorum, gidiyor. Evet, kesir sayı sıfatı yarım, 3 bölü 4, çeyrek, %50 gibi ifadeler arkadaşlar Türkçe'de, matematikte kesirli ifade olarak karşıma çıkıyor. Bunlar da arkadaşlar peşinden isim gelmesiyle kesir sayı sıfatı oluşur. Evet, örnekleri inceliyorum. 3 ekmek dediğim zaman burada kaç sorusunu sorduğum zaman cevap alıyorum. Asıl sayı sıfatı olarak karşıma geliyor. %50 indirim. Evet, indirim kelimesi isim. Bu indirim ne kadarmış? %50. O zaman buradaki de kesir sayı sıfatıdır. Evet, burada bir maddem var. Bir sözcüğü hem sayı hem belgesiz olarak kullanılabilir. Bir gün sen de anlarsın. Herhangi anlamında kullanılan nedir arkadaşlar? Herhangi anlamında kullanılan belgesiz sıfat olarak karşıma çıkar. Bir gün kalıp döneceğiz. Kaç gün kalacakmışım? Bir gün kalacakmışım. Buradaki de arkadaşlar sayı sıfatı olarak karşıma çıkar. Belgesiz sıfatlar arkadaşlar diğer bir konu. Belgesizin anlamı şu. Yani kaç tane olduğunu tam olarak bilemediğim ifadelere biz belgesiz, belgesizden geliyor arkadaşlar. Baktığım zaman birkaç, birçok, bazı, çoğu, kimi, bir takım, hiçbiri, herhangi gibi ifadelerden sonra isim gelirse belgesiz sıfatımız olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç kişi, kaç kişiymiş bu sayı tam belli mi? Hayır, o zaman belgesiz. Bazı arkadaşlar, bu arkadaşların kaç tane olduğuyla ilgili bir fikrim var mı? Hayır. O zaman biz bunlara belgesiz sıfat diyoruz. Evet gençler, soru sıfatına geldik. İsimden önce gelerek, zaten bu soruları sabah beri tekrar ediyoruz. Nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne soruları isimden önce gelip ve ismi nitelerse soru sıfatı olarak karşımıza çıkar. Unutmayın ki sıfatların cevabı da sıfat olur arkadaşlar. Soru sıfatı varsa orada da cevap olarak da tekrar sıfat olacaktır. Hangi kitapları okursun? O kitapları okurum, kalın kitapları okurum şeklinde cevap vereceğimiz için de hangi sorusu isimden önce geldiği için burada birinci sıfatı görüyoruz. Ailemle oturup ne karara vardınız? O karara vardık, bu karara vardık, şu karara vardık diye cevap verebilirim. Bu yüzden arkadaşlar tekrar karşıma sıfat olarak geliyor. Kaçar tabak yediniz? Evet. Üçer tabak diye cevap veriyorum. Doğal olarak arkadaşlar ar ereki burada bana birleştirme sıfatını ortaya çıkarıyor. Soru sıfatlarının cevapları da sıfat olur dedik. Az önce belirttik. Evet. Adlaşmış sıfata geliyoruz. Aslında bu adın yerinde tutan sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Bir niteleme sıfatı çekim eki alarak ismi yutarsa, ismi içine alırsa buna adlaşmış sıfat denir. Gençleri çok iyi anlıyorum. Aslında burada genç insanları çok iyi anlıyorum demek istiyor. Ancak pratik olsun diye insan kelimesini yutmuş, bu şekilde kullanmıştır. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Burada da yaralı insanlar demek istiyorum aslında. Doğal olarak arkadaşlar bunlar adı da nitelediği için, adı da içine aldığı için adlaşmış sıfat olarak karşıma geliyor. Unvan sıfatı ise arkadaşlar unvan diye söylenmesi gerekiyor. Meslek, unvan, rütbe gibi isimleri bir ismin önüne veya arkasına gelmesine unvan sıfatı denir. Ve arkadaşlar büyük harfle başlar. Aslı Hanım dediğim zaman, hanım burada arkadaşlar bir unvan sıfatı. Doktor Ferdi dediğim zaman tekrar arkadaşlar bir unvan sıfatı yapmış oluyorum. Evet, geldik sıfatların anlam özelliklerine. Sıfatlarda küçültme arkadaşlar, ımsı, ımtıra, c, ca ekleriyle yapılabilir. Sıfatlarda pekiştirme, m, p, r, s sesler arkadaşlar Türkçe'de pekiştirmeyi sağlar. Mi eki de tekrar pekiştirme için kullanılabilir. Sıfatlarda derecelendirme, e, daha, pek, çok gibi ifadeler sıfatlarda arkadaşlar derecelendirmeyi sağlar. Güzelce bir kızdı. Tam olarak güzel olmadığını ifade etmek için c, c'yi kullandım. Küçücük elleri vardı. Küçücük, cük arkadaşlar küçük, daha da küçük anlamında kullanmak için ne yaptım ben bunu? Küçültme ekiyle küçülttüm sıfatımı.
Masmavi gökyüzü altında hepimiz özgürüz. Buradaki arkadaşlar S eki benim için masmavi pekiştirme anlamı sağlıyor. Gökyüzü ise arkadaşlar bir isim. Nasıl gökyüzü? Masmavi. Aynı zamanda bir niteleme sıfatıdır. En yakın dostlarımı yanımda görmek isterim. Evet, buradaki dost kelimesi isim. Bu dostun niteliği nedir? Bana yakın olması. Bu bir sıfat. Peki ne kadar yakın olmasını istiyorum? En yakın istiyorum. Yani onu derecelendirin. Geldik sıfatların yapısına. Türkçe'de yapı kelimesini görürsek basit, türemiş, birleşik kelimelerini almamız gerekiyor. Evet, baktığımız zaman basit arkadaşlar çekim eki alması ya da yalın halde bulunmasıyla oluşur. Ancak sıfatlar arkadaşlar bazı istisnalar dışında çekim eki almaz. İyi düşünce, yalın halde bulunan bir ifade var arkadaşlar. Doğal olarak basit sıfata giriyor. Hiç arkadaşlar yapım eki almamış. Türemiş sıfat ise yeni bir anlam türetecek. Yani yapım eki alacak. Gelen yolcu, en eki arkadaşlar fiilden isim yapan bir fiiliksidir. Sıfat fiil olarak adlandırıyorum. Nasıl yolcu? Gelen diye cevap veriyorum. Bu bir türemiş sıfattır. Kırık bardak. Kırmak kelimesi fiil arkadaşlar. Kırıkmak olmuyor. Fiilden isim yaptı. Yani burada da bir yapım eki var. Nasıl dediğim zaman kırık cevabını aldığım için türemiş sıfata girer. Birleşik sıfat kendi arasında ikiye ayrılır. Anlamca kaynaşmış dediğim sıfatlar genellikle bitişik yazılan, anlamını arkadaşlar az bir şey de olsa değiştiren sıfatlar için kullanıyorum. Can ve ciğer kelimeleri birleşerek arkadaşlar samimi anlamını ifade ediyor. Bu yüzden anlamca kaynaşmış diyebiliriz. Vatan sever kelimesi, sever kelimesi arkadaşlar daima bitişik yazılıyor. Pis, boğaz, çocuk. Bunlara nasıl sorusunu sorduğumuzda bize cevap verdiği için aynı zamanda niteleme sıfatına girer. Kurallı birleşik sıfat arkadaşlar, büyük yapraklı ağaç. Kuralı şu, bir sıfat isimle birlikte başka bir ismi nitelerse buna kurallı birleşik sıfat denir. Şimdi birinci sıfat burada, büyük yaprak. Nasıl yaprak? Büyük yaprak. Sıfat artı lı ekini görüyoruz. Yani sıfat artı yapım eki bana kurallı birleşik sıfatı oluşturuyor. Nasıl ağaç? Büyük yapraklı. Üç kuruşluk dünya. Nasıl dünya? Üç sıfat oluyor. Kuruş kelimesi burada isim. Ancak arkadaşlar dık ekiyle birleşerek sıfatla isim. Ne yaptı? Tekrar dünya kelimesini niteledi. Nasıl dünya dediğim zaman üç kuruşluk cevabını veriyor. Evet, buradaki yöntem biraz farklı arkadaşlar. İnsan kelimesi isim. Normalde acısı taze, taze acılı şeklinde olması lazım arkadaşlar. Buradaki sı, üçüncü tekil şahıs iyilik ekidir. Taze ise arkadaşlar yer değiştirme durumu var sıfat aslında. Üçüncü tekil şahıs iyilik ekiyle sıfatımız yer değiştirip bir ismi nitelerse tekrar kurallı birleşik sıfat içine girer.